Vida ile birlikte aslında Beşiktaş'ta değişecek kadroyu da konuşmak lazım Taner. 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Kimlerle Evet. devam edilir, edilmez. Tabii orada Valerian İsmail'in raporu doğrultusunda bir karar verilecek ama Vida aslında en başta sanki kalacak gibi görünüyordu. En azından bizim Sercan Dikmen'in haberleri bu yöndeydi. Valerian İsmail ilk geldiğinde takımda tutmak istiyordu gibi. Ama sonrasında sanki biraz daha yol ayrımına gidiliyor. Evet, yani oyuncunun düşen bir performansı var ve Valerian İsmail de burada biraz daha realist davranıp en azından son performanslara göre oyuncuyla yolların ayrılmasının daha iyi olacağını düşünüyor gibi gözüküyor. Ve tabii burada kontratı biten 14 oyuncunun da dışında bir de Rıdvan'ın ayrılma ihtimali de var. Bu, orada artı bir gibi gözüküyor. Çünkü Rıdvan'la alakalı da teklifler gelmeye devam ediyor ve en son Torino'nun teklifi vardı. Yine Sercan Dikmen'in aktardığına göre de bu teklif bir şekilde iyileştirip Rıdvan'ın da ayrılma ihtimali de bulunuyor Beşiktaş'tan. Şimdi bu kadar fazla köklü bir kadro değişiminden tabii ki Beşiktaş'ın sağ salim çıkması için de öncelikli olarak sanırım eldeki bu kontratı biten 14 oyuncudan hakikaten de böyle ideal ve performans alınabilecek oyuncuların büyük bir bölümüyle tekrar sözleşme imzalamak gerekiyor. Gidip de 15 tane oyuncu transfer edemeyeceğinize göre ya da işte 10 tane edemeyeceğinize göre ve bunlardan bir de uyum süreçleri vesaire derken bu çok zorlu bir dönem olacaktır Beşiktaş için. Bir kere kontratı biten oyuncuların bir bölümüyle mutlaka sözleşmenin imzalanması gerekiyor. Ama tabii ki de maaştan dolayı. Şimdi Mehmet Topal'la yollar ayrılacak. Gökhan Töre performans veremiyor, ayrılacak. Oğuzhan Özyakup yıllardır ayrılacak. Artık bitiyor sözleşmesi, gidiyor. Şimdi bu tarz oyuncular tamam yani ayrılacak ama bunun dışında performans verebileceğine inandığı isimler varsa Valerian İsmail'in onlarla mutlaka sözleşmenin de imzalanması gerekiyor. Çünkü bu kadroyu tamamen gönderiyoruz, yenisini kuruyorum ben derse Valerian İsmail, Beşiktaş için önümüzdeki sezonun ilk haftaları bayağı zorlu geçer. Nevzat? Ya futbolda transfer her zaman cezbedicidir. Yeni yüzler, yeni bir kadro, yeni yapılanma. Bunlar hep böyle sempatik gibi gelir ama ben takım içinde Taner'e katılıyorum. Yani köklü değişim yapmanın ciddi riskler barındırdığını düşünüyorum. Artı Vida'yı bu kapsama bile koymuyorum. Vida özel bir oyuncu. Vida belki yüksek bedeller oldu, mali açıdan Beşiktaş sarsıldı ama Vida'nın verdikleri ve yaşattıklarını düşündüğüm vakit hiçbir şey vermeyip sadece sağlıklı yaşam için spor yapan, milyon eurolar alan diğerlerini, Lens'leri, Laiç'leri Laiç. düşününce Vida melek gibi kalıyor bunların yanında. Yani o yüzden Vida konusunu ben biraz daha özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Artı bu ligi biliyor, takımın özel oyuncularından biri, şampiyonlukla ilgili bir dana Sen kalmalı mı diyorsun? ben kesinlikle kalmalı diye düşünüyorum. Ama bu demek değil ki çok diğer mukabelesi de aynı şartlar. Yani çok ciddi bir indirim yapacaktır muhtemelen yarı yarıya. Yani 3 ise 1,5 olacaktır. 2 artı bir sene kontrat yapacaksınız. Yani bu oyuncuların da bu şeyi olsun ya, bir kredisi, yani herkes de yolluyorum olmaz yani. Sil baştan bir takım yapmak çok kolay değil. Çok ciddi sonuçları olabilir. O bölgeye hiç birbirini tanımayan oyuncuları getirdiğiniz vakit kalecisiyle de muhtemelen uyumsuz ya da önündeki adamla da uyumsuz 3 tane oyuncu getirdiğiniz vakit ağır sonuçları olacaktır. Dolayısıyla Vida'nın ben liderlik yönünü de görüyorum. Bu takımda aidiyeti olan bir oyuncu. Yani şey bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın hakikaten formasını temsil eden, daha doğrusu gururla temsil eden, yani elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, zaman zaman problemler yaşadı ama Vida özelinde benim gördüğüm iyi futbolcu ve sonuçta çok Tabii ciddi, artık camiayı çok çok yakından tanıyan da birisi kesinlikle haline öyle. geldi. Ben Vida'nın bir şansı ya da bir kontrat hak ettiğini düşünüyorum. Ama işte acaba orada fiyat konusunda mı bir türlü anlaşılamadı? Çünkü uzun süredir de görüşmeler yapılıyor aslında Vida ve menajeriyle. Ya Hep haberleri yapılıyordur ama şu paylaşıyoruz. Vida'ların şimdi bu oyuncuları gözden çıkardığınız vakit serbest oyuncu pozisyondalar. Sizin için pahalı gibi gözüken oyuncu bir başka kulüp için bir fırsat haline dönüşebilir. O yüzden bazı şeyleri, bazı kararları alırken iki kere düşünmek lazım. Elbette genç oyuncular yine Valerian İsmail'in
oyuncu portföyü ya da ilişki ağı bunlar önemli ya da Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Bey'in yine muhtemelen bazı çalışmaları vardır ama ben bazı bölgelerdeki şeyin hani stoper bunlardan biri. Yani o stoperdir. Bir anda değiştirdiğiniz vakit çok riskli olabilir. Orayı bir tane orayı bilen, takımı bilen ve lider oyuncu pozisyonunda biraz da tecrübeli bir oyuncu yani gerekebilir. Ama sonuçta Beşiktaş mali açıdan değerlendirecektir. Yani biz bunları Ben Vida'nın aldığı ücretin yeni kontratında yarı yarıya düşeceğini varsayarak bu yorumu yapıyorum. Ama 3 milyon ya da 3.2 milyon euro alan Vida ben 2.5 istiyorum derse o zaman bir dakika denilir. Bir dakika denilir. Beşiktaş çünkü anladığımız kadarıyla bütçeyi ne kadar 30-35'e indirecekler. Orada çok dikkatli hareket etmek zorundasınız yani. Hele ki bu kadar oyuncuyla sözleşme bitiyorsa değil mi bu kadar Şimdi, rakam fazlayken? Maaş skalasını eğer 30 milyon euroya düşürecekseniz mesela Ersin ne kadar alıyor? Ya da ne bileyim takımda vazgeçilmez olarak gördüğümüz Rozier ve Gezzal bu kapsamın dışında kalacak. Sizin bu, zaten anlaşmalar biraz öyle yapılmış. Onlarla. Şimdi her oyuncu bir kere kendisine o ikisini örnek alarak pazarlığa oturuyor. Muhtemelen Larin'de problem bundan kaynaklanıyor. Larin'in geçen sezonki performansına bakacak olursak menajeri büyük hata yapmış zaten. Yani tamam belki... Sözleşme uzatmama konusunda. Ya uzatabilirdi. Diyorsun. Aslında şöyle düşün, serbest kalıyor. O da bir avantaja çevirebilir. Dünya Kupası var vesaire onu düşünüyor olabilir. Ki gidiyor Larin Dünya Kupası'na. O da var. İyi de performans sergiledi. Tabii milli takımın en golcü oyuncusuydu. Tabii. Yani şimdi sen 30 milyon... Ama Beşiktaş'taki performansını mesela Gezal'dan ayrı düşünebilir miyiz Larin'in yani? Geçen sezonki performansı ya olsun, mesela. Sonuçta Larin de kendini geliştirdi yani. Şey değil. Ben geliştirmedi demiyorum. Gezal attırsaydı bakalım Batshuayi'yi attıramadı yani. Yani Batshuayi'yi artık elinden tutup kaleye sokacak değil. Yani o kadar... o Daha kadar ne yapsın gerçekten? Evet. Larin hakikaten kendini çok geliştirdi Beşiktaş'a. Kendisi de gelişti ama hakikaten Beşiktaş'a çok değerli gollerle hizmette bulundu. Şimdi 2.250'li Rozier, 2.750'li Gezzal etti mi sana kaç? 5. 2.5 şey istese Vida 7.5. 2.5 da 2 de şey istese Larin ise 10. Şimdi takımın bütçesinin neredeyse 3'te 1'ini 4 oyuncuya o zaman bağlıyorsunuz. O yüzden bence Beşiktaş muhtemelen burada bir sıkıntı yaşıyor. Bunu aşmak için de muhtemelen Vida ve Larin'in en alt seviyeye gelebilirlerse kontrat yapacaklar. Çünkü hedef koydu yani. Başkan 30 milyon euroya çekeceğim dedi. Yani 800 bin euroya oynatacak bir sürü stoper bulunur. Ama bir Vida bulmak kolay değil yani. Larin de. Şimdi üçlü sistemlerde stoperin de tabii önemi bilmiyorum. Biraz daha sanki değil mi? Şöyle mesela Galatasaray'ın üçlü savunma oynadığı dönemde en büyük rahatlığı Portekiz Ligi sonuncusu Chavez'den getirdiği Marcao'ydu. Ki Marcao'nun Brezilya'da da oynadığı dönemlerde üçlü savunma oynamasından dolayı gelir gelmez bir adaptasyon sorun yaşamamıştı. Chavez'de de üçlü oynuyordu ve bir şekilde siz bir scouting operasyonuyla Portekiz Ligi sonuncusundan Marcao'yu getirdiniz ve bugün takımın değer asetlerinden biri haline getirdiniz. İlla gidip de şampiyon işte yani şampiyonluklar yaşamış, Avrupa Şampiyonası'nda final görmüş ya da buna benzer majör bir oyuncuyu getirmek zorunda değilsiniz. Yani Vida potansiyelini dünyanın herhangi bir yerinden iyi bir scouting ile getirme şansınız var. Galatasaray'ın Marcao'da yaptığı gibi. Bunu da muhtemelen tarıyorlardır. Ve benim tahminim burada Vida'ya önerilen rakam 1 milyon euro ile 1,5 milyon euro arasında bir pazarlık aşaması durumunda. Yani böyle 2,5'ları 2'nin üstünü gördüklerini hiç zannetmiyorum. Ve biraz daha tok satıcı durumunda gibi gözüküyor Beşiktaş bu konuda. Ve Vida da herhalde teklifleri değerlendirip bu teklifi alamazsa Beşiktaş'ta devam etmeyi düşünecek gibi gözüküyor. Yani Beşiktaş'ın Vida'dan vazgeçme gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Burada önerdikleri rakam, zaten Sayın Ceyhun Kazancı'nın da hep söylediği bir ifade var. İşte 1 milyon eurolar, 1,5 milyon eurolar, biz artık büyük bonservisler, büyük maaşlar vermeyeceğiz diyor. Gidip bu ifadeleri kullanırken de gidip 2,5 milyon eurolar, 3 milyon eurolar bir oyuncuya vermezsiniz. Ve çok yüksek bir olasılıkla da Vida'ya verilen rakamda 1,5 milyon euro ve civarı, yani 6 üstü olduğunu hiç düşünmüyorum. Vida şu anda
menajeriyle birlikte teklif topluyor ve finalde Beşiktaş'ta devam edecek mi etmeyecek mi bunun kararını vereceklerdir. Beşiktaş'ın şöyle bir politika izliyor olabilir. Bir de teklif gelseydi gelirdi bugüne kadar. En iyi dönemlerinde gelirdi yani. Gerçekçi olalım. Aslında gelmedi mi Dünya Kupası zamanı? 80 milyon euro deniyordu. Gelmedi ama yani. Yok bekledik yani. Ama. Teklif geldi ama 80 gelmedi tabii. 80 milyon euro tabii çok. Yani yok 40 oldu, yok 50 oldu, yok taksimetre çalışıyordu biliyorsun. Şimdi. Dünya Kupası bitirin olunca haberler de biraz. Şöyle bir durum var. Bir de artık yaşı geldi. Avrupa'da üstte bir takım almaz. Örnekleri var. Yani Fegoli'si, ne bileyim Belhanda'sı. Bizim örnekler var. Arap Yarımadası'na pek gideceğini de düşünmüyorum. Bu arada para olarak da kazanacağını kazandı yani Dinamo'da vesaire. İyi paralar da kazandı. Beşiktaş'ta da iyi kontratlar yaptı. Bence Beşiktaş burada bekleme politikası mantıklı olabilir. Yani burada biz teklifi yaptık. Geri adım tamam, atacak atacak olan kesinlikle bu Rozier ve Gezal'ın durumu değil. Orada devrede orada Galatasaray bile vardı. Belli bir rakam orada Galatasaray vardı yani. Orada onlara bir talep vardı yani. Sonuçta Galatasaray devredeydi. Ona rağmen sanki bir fiyat sabitlemeye çalışmıştı o zaman tabii. Başkan Ahmet Nur Çebi. Yeni ama şimdi böyle bir tablo yok. Yani Beşiktaş'ın bu bekleme politikası ki Ahmet Nur Çebi bu işleri iyi biliyor. Seviyor da. Ben yine o minimum noktaya çekeceğini düşünüyorum. Vida'da problem yaşanmaz diye düşünüyorum. Çünkü Vida'nın nereye gidecek Allah aşkına? Snyder için o kadar yangın yapıldı Galatasaray'da. Galatasaray'dan yıllık 4,5 milyon euro alıyordu. İyi para. Fransa'ya ne kadar gitti biliyor musun? Fransa'ya ne kadar gittiğini biliyor musun? 900 bin euroya gitti. Hırvatistan'a gider ya. Öyle oluyor genelde. Hırvatistan'da 150 bin, en fazla 300 bin euro verirler ya. Olur mu canım? 1 milyon euroyu çok rahat görür Hırvatistan'da. Ama yani öyle 2,5-3'leri görmesi hayır, çok kolay hayır, artık hayır. Yani. İmkanı yok. Yani gider Hırvatistan, Beşiktaş eğer 1,5 milyon euro bareminde kalacaksa bu teklifi çok rahat kendi ülkesinde bulur. 1,5 iyi rakam.